Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar, selamun aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Bugün mutluyum, sevinçliyim, içimde güzel bir heyecan var. Bugün üçüncü kez baba olma müjdesi geldi. Yüce Rabbim, baba ve olmak isteyen, anne olmak isteyen bütün anne ve babalarımıza hayırlı, uzun ömürlü evlatlar nasip etsin onlara. Güzel bir duygu, nasip kısmet olursa 8 ay sonra... Bir buçuk aylık Yedi buçuk ay sonra, sekiz ay sonra ya da belki de yedi ay sonra üçüncü kez baba olacağız. Sağlıklı, saatli, afiyetli, bereketli nasibiyle beraber gelir inşallah. Her bebek nasibiyle beraber geliyor. Şimdi insanlar diyebilir hocam ya bu durumlarda insan çocuk sahibi olabilir mi? Dünyanın en güzel şeyidir bence. Şimdi her neyse asıl konumuza gelelim. Kimler ne alıyor ne satıyor onlara bir bakalım. Yani bilanço öncesi piyasanın yönü hangi şirketlerden yanadır onlara bir bakmak gerekiyor. Para girişi hangi şirketlerde var ona bir bakmak gerekiyor. Aracı kurumlar hangi şirketleri alıyorlar hangi şirketleri satıyorlar. Genel itibara onlara bir bakacağız. Şimdi aracı kurumlar bazında baktığımızda garanti yatırım hemen şöyle bir yenileyelim. E, garanti Yatırım en fazla hacim yapan e, aracı kurum olmuş. E, ara, e, garanti Yatırım'ın e, hangi şirketleri aldığını bir baktığımızda Türk Hava Yolları EGEO almış. Burada da Bim, e, Bimaş, Şişe, Odaş, Karsan, Tuaso'yu sattıklarını görebiliyoruz. Burada Deniz Yatırıma baktığımızda Türk Hava Yollarını almış, Şişe'yi almışlar. Satanlar kısmına baktığımızda Aselsan, EGEO ve Gübre Fabrikası'nı sattıklarını görebiliyoruz. Ee, i̇ş yatırıma baktığımızda gübre fabrikası şişeyi aldıklarını görebiliyoruz. Ee, satanlar kısmına baktığımızda Toaş, e, Toaso, Enerjisa, Aksen, Arçelik, Anadolu, Efes. Halk yatırıma baktığımızda Bimaş, TÜPRAŞ, ASELSAN'ı alırken Türk Hava Yollarını, FROTO, Kardemir'de, BMSC'yi sattıklarını görebiliyoruz. Gedik yatırıma baktığımızda Arçelik, Tav Hava Limanları, Aksen'i alırken Koş Holding, Gübre Fabrikası, Sabancı Holding, Halk Gayrimenkul, Karsan'ı, sattıklarını görebiliyoruz. Burada global menkullara baktığımızda Ereğli ve Türkseli aldıklarını ve Vestel, Bimaş, Kroplas ve e, Kortsay'ı sattıklarını görebiliyoruz. Para girişi en fazla hangi şirketlerdedir Ona bir bakmak gerekiyor. Hemen şöyle bir baktığımızda bir yenileyelim sayfamızı. Bugün en fazla para girişi hangi şirketlerdedir? E, bu bizim için önemlidir. Şişe cam bugün birinci sırada dün de birinci sıradaydı. En fazla alım yapılan şirketler yani para girişi en fazla olan şirketler. Peki şişe camı kim alıyor? E, Bank of Amerika ile yaklaşık 120 milyon lotla Bank of Amerika e, yaklaşık e, senetlerinin e, %55'ini topladıklarını görebiliyoruz bugün içerisinde. E, Türk Hava Yollarına baktığımızda dediğiniz yatırım ve garanti yatırım e, olmak üzere iki aracı kurumun, e, alımları e, ön planda olduğunu görebiliyoruz. Ereli'ye baktığımızda Ereli tacirler yatırım garanti global menkuller aldıklarını görebiliyoruz. Toaso'ya baktığımızda Bank of America Toaso yani Tofaş'ı aldıklarını görebiliyoruz. Yaklaşık %30'luk dilimi bugünün yaklaşık e, %30'u e, 30 dilimini aldıklarını görebiliyoruz. Tava valimalarına baktığımızda iş yatırım %30'unu Bugün topladıklarını görebiliyoruz. Para girişiyle iş yatırım önde götürüyor tava valimanlarını. Burada Tomosan'a baktığımızda Tomosan iş yatırım ve garanti yatırım hemen hemen ortaklaşa aldıklarını görebiliyoruz. Burada da şeker yatırım ve ak yatırımın satışları ön planda olduğunu görüyoruz. Harsana baktığımızda koyan bir finans yapı kredi halk bankası aldıklarını görebiliyoruz. Yatırım finansman ve tep yatırım da aynı şekilde karşılık olarak sattıklarını. Görebiliyoruz. Hemen şöyle bir aşağı doğru geldiğimizde pet Kimi kim alıyormuş? Yapı kredi, tacirler alıyormuş. Evet listemiz yenilendi. Trabzonspor varmış, Otkar var. Bir bakalım Bank of America burada da e, zirveyi almış. Aksa Bank of America e, ciddi anlamda topladığını görebiliyoruz. Burada bir maşa bir gelmek istiyorum. Bir maçta ciddi anlamda bir halk yatırımın bir istilası var. %62'lik bir dilimle. E, halk yatırım bir maşı deli gibi topladığını görebiliyoruz. Bank of America aynı şekilde bizi mi topladığını görebiliyoruz. Kıpraş'a baktığımızda Kuen finans almış. Baskaz'a baktığımızda e, yatırım finansman aldığını görüyoruz. Fırkaba baktığımızda Bank of America %62'lik dilimle e, şu an birinci sırada yer aldığını görebiliyoruz. Lot farkı da gayet olumlu bir şekilde ilerlediğini düşünebiliriz. Hektaş'a bakalım. Hektaş'ta %30'luk bir dilimle bir Finans birinci sırada. Kontrolmatik tacirler yatırım, yapı kredi yatırım alıyor ama tacirler yatırım ciddi anlamda bir lot topladığını görebiliyoruz kontrolmatikte. İş GYO'ya baktığımızda iş yatırım ve Bank of America topladığını görebiliyoruz. Alarko e, Holding'e baktığımızda yabancılar satıyor, aracı kurumlar almaya devam ediyor. Natural Gaz'a baktığımızda Bank of America alıyor, almaya devam ediyor. Şöyle bir aşağı doğru geldiğimizde Gleyho'ya bakalım. Info yatırım alıyor. Ecelci'ye baktığımızda garanti yatırım alıyor. Gübre fabrikasına baktığımızda iş yatırım topluyor. Doğaş'a baktığımızda Info ve Max'a yatırım topladığını görebiliyoruz. Odaş'a baktığımızda Bank of America burada da baya bir zirvede olduğunu görebiliyoruz. Hemen şöyle aşağı geldiğimizde başka da şirketleriniz varsa şöyle bir Huner'e bakalım. Yapı kredi. Oo. Pardon bu e, Kiler Holding'dir. Kiler Holding'de yapı kredi ciddi anlamda topladığını görebiliyoruz. Yaklaşık %83'lük lotlarını toplamışlar. Yani para girişinin %83'ü yapı kredi tarafından tahsil edilmiş. Yani alım yapılmış. E, hangisine bakacağız dedik. Huner'e bir bakalım. Huner'de %34'lük bir dilim. E, Enerji ise de %42'lik bir dilimle Bank of America aldığını görebiliyoruz. Rally'e bakalım. Rally'de Bank of America ciddi anlamda toplamış. Vestel'e bir bakalım. Vestel'de şeker yatırım, gedik yatırım toplamışlar ama şeker yatırımın burada ciddi anlamda lot yani en azından para girişi anlamında %63'lük bir dilimle önde götürdüğünü görebiliyoruz. Genel itibariyle para girişleri bunlardır. Aracı kurumların alım satım yapmış olduğu şirketlerde bunlar olduğunu söyleyebiliriz. Bir güncel bir yapalım garanti yatırım burada değişmiş mi? deniz yatırım. Evet güzel gayet olumlu. Evet yani genel itibariyle hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı e, bunlardır. Genel itibariyle bilanço dönemine girmiş bulunmaktayız. Bilançolar geldikçe videolar çekeceğiz. E, ben aslında 1-2 gün daha beklemek istiyorum. En iyi bilançolar hangileridir? Yani 3 aşağı 5 yukarı %5 yukarıda almışım. %5 e, aşağıda almışım. Çok bir önemi yok. Yeter ki iskonto oranı %100'ün üzerinde olsun ki şöyle güzel bir şekilde para basalım ve para kazanalım. O yüzden bilanço döneminde bizi izlemeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.